Kafedeki eleman Sarp yaptırdı dedi. Sonra Elif'i Sarp hadisiyle yüzleştirdim. Ama ne oldu? Elif gitti, Sarp'a inandı. Bu kafedeki eleman yalan söylemiş olmasın? Yok ya, herif doğruyu söylüyor. Ama işte Sarp orada kıvırdı da kıvırdı. Elif de gitti, ona kandı. Ya bu Sarp nasıl bir herif ya? Hayır, bir halt diyorsun, bari arkasında dur. Ya tamam, bu Sarp arıza bir model. Onda katılıyorum sana ama ne bileyim, sanki Elif de pek boş değil gibi. Yoksa niye savunsun ki çocuğu? Ya ne alakası var ya? Saçma saçma konuşma. Sarp bir yalan söyledi, Elif de inandı, bu kadar işte. Ya tamam oğlum, niye bağırıyorsun ya? Bu ne sinirdir? Allah Allah. Sanki bir şey dedik. Sadece basit bir soru sordum. Bana mı inanıyorsun? Yoksa buna mı? Zorlamasana kızı. Elif'ciğim iyi misin sen? Ya karışmasana sen! Elif, hadi şuna cevabını ver de çeksin gitsin şuradan, hadi. Sarp'ın bana kötü bir şey yaptığına inanmıyorum. Sarp'a neden kötü bir şey yapsın ki? Yok yok, saçmalama. Hayırdır? Hazırlanmışsın? Okula gideceğim. Kimsenin yüzüne bakamam diyordun. Ne oldu, fikrini mi değiştirdin? Hala çok utanıyorum ama... Ya dersleri de kaçırmak istemiyorum. Dersleri kaçırmamak için kendini yırtıcı hayvanların arasına atıyorsun ha? Olsun. Gelişme var. Sen de mi okula gidiyorsun? Evet. Neyse. Hadi ben çıkayım. Görüşürüz. Sen ne biçim adamsın ya? Paramı aldınız yetmedi, şimdi sıra ayakkabılarıma mı geldi? Öf, ne oluyor ya sabah sabah, ne bağırıp duruyorsun? İşin yok mu kızım senin? Hayır yok canım. Hani sadece Melih'in gazına gelmiştin? Ha? Hani beni bulaştırmayın diyordun, ne oldu? Ya ayakkabılar benim için ne kadar değerli, haberin yok mu senin? Bilmez miyim, bilmez miyim? Onlar senin bebeklerin. Ya o zaman niye yaptın Sarp? Ben senin basketbol eşyalarını kurcalıyor muyum hiç? Öf ya, amma uzattın ha. Ne var yani bu kadar uzatacak, anlamıyorum ki ben seni ya. O ayakkabılar ne kadar pahalı, senin haberin var mı? Ha? Ya onlara bir zarar verirse ne olacak? Vermez vermez, merak etme. Önce bir süründürür seni, sonra geri verir ayakkabılarını. Yemez yani. Ne oluyor be? Sen var ya, bundan sonra benden en ufak bir şey istemeyeceksin, tamam mı? Senin gibi kardeş olmaz olsun. Bu yaptığınızı da yanınıza bırakmayacağım, görürsün. Gizem, çıkıyor musun kızım? Ya ne bu acele? Bari bir kahvaltı yeseydin çocuğum. Sağ ol da istemiyorum. Gizem, senin canın bir şey mi sıkkın? Yoksa şu ayakkabı meselesi mi hala? Dayı, canım çok sıkkın, üstüme gelme bence. Kızım bir anlatsan belki çözüm bulacağız, bir anlat. Neyi söyleyeceğim dayı ya, neyi söyleyeceğim? Ben o Sarp denen yılanla aynı evde yaşadığım sürece bana yaşamak haram. Anlatabiliyor muyum? Haram! Of! Abi ne oluyor? Güzel miydi o bağıran? Vallahi anlamadım ki. Sabah sabah bağırdı, çağırdı, gitti. Herhalde Sarp'la yine kavga etmişler.
Kolay gelsin. Neler yaptın bakalım? Aa bakma, kafamı toparlayamıyorum. Dur bakayım. Ama çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Bazen benden daha iyi bir mimar olduğunu düşünüyorum Eda. Moral vermek için söylüyorsun, yalancı. Ya sen benim bu konularda yalan söylediğimi hiç gördün mü? Görmedim. O zaman bana güvenmiyorsun. Ben sana her zaman güvendim. O zaman kendine de güven. Kısa bir süre sonra sektörde herkes seni konuşacak. Abartma. Hani bana güveniyordun? Can. Çok üstüne geldim değil mi? Kırdım seni. Eda bu konuları konuştuk, kapattık, tamam. Seni kaybetmekten korkuyorum. Edacığım bak. Tamam tamam. Yine başlamayacağım. Ben iyiyim. En azından moralim iyi. Evet, sende bir şeyler var ya, dur bakalım. Hadi bak işine. Ben kahvemi içip çıkacağım. Günaydın enişte. Hayırdır? Gece iyi uyuyamamış gibisin. Enişte ya, ben sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Senin hiç bir karar verip yine de kararsız kaldığın oluyor mu? Oluyor tabii, olmaz mı? Ne gibi mesela? Kız ne bileyim, şimdi aklıma gelmiyor. Ha, misal ablan. En basitinden bir tişört alacağız diyelim. Abo, 40 defa karar değiştirir. Bilmez miyim? Ha işte, onu mu alsaydım, öbürünü mü alsaydım, yok sarısı mı olsaydı, beyaz mı olsaydı, doğru karar verdim mi? Deli oluyorsun değil mi? Yok. Sadece diyorum ki, ya Sunam Allah aşkına sözleşme mi imzaladık? Beğenmezsen gider değiştiririz, ne var? Bunun için niye kendini paralıyorsun diyorum. Doğru. Sözleşme imzalamadık ya sonuçta. Ne kaynatıyorsunuz siz? Seni çekiştiriyoruz bir tanem. Benim karım çok tembelleşti diyor. Ben yani böyle kahvaltıya gözleme falan istesem yapmaz. Yok yok falan dedi. Öyle mi? Rabia. Hadi kalk ya, acıktım ben. Hasta mısın sen? Sanki. Allah'ım. Kazım abiyi bir kadının evine girerken gördüm. Ne? Ne zaman? Az evvel. Böyle boyalı süslü bir şeydi. Öptü de içeri aldı. Allah'ım. Nedir bu başıma gelen? Ne yapacağım? Ya abi, kusura bakma canım sıkkın. Ya sana öyle çıkışmak istemezdim. Yok problem değil uzun. Sorun yok. Ya ne yapayım? Haksızlığa uğramayı hazmedemiyorum. Resmen yalancı durumuna düştüm. Sinirlenmekte haklısın. Ama bak görürsün. Ne yapıp edip Elif'e bütün gerçeği göstereceğim. Ya zaten herifle liseden arkadaşlarmış. Sarp'a inanmasının sebebi de bu yüzden. Aynen, git bunu yap, tamam mı? Git Elif'e o Sarp denen hıyarın ne mal olduğunu göster. Ama bunu yapmaya çalışırken dikkatli ol, kızı bıktırma. Sonra sen kötü olursun. Doğru söylüyorsun. Ama ne olursa olsun yalan söylemediğimi kanıtlayacağım Elif'e. Heh. Bravo Uzun. Bak ben senin arkandayım. Sana seve seve yardım ederim, tamam mı? Bunu hiç unutma. Çok sağ ol Azi. Ben şimdi bir Elif'i arayayım, sonra görüşürüz, tamam mı? Hadi ben çıkıyorum, konuşuruz. Alo.
Kusura bakma, rahatsız ediyorum. Vaktin var mı? Okula gidiyorum, dersimiz var. Sen gelmeyecek misin? Ya uzun tutmayacağım seni, merak etme, gecikmeyiz. Hem aynı derse giriyoruz sonuçta. Hadi lütfen, çok önemli. Peki, neredesin? Okulun oradaki büfede buluşalım. 15 dakikaya oradayım, tamam? Tamam, görüşürüz. Çayını tazeleyeyim, içer misin? Yok yok, bu kadarı kafi. Otur sen, otur. Handan, ne oldu, sen bir yere mi yetişeceksin? Niye öyle dedin? Ne bileyim, durmadan saatine bakıyorsun da. Ha şey abi, hani geçen arkadaşıma gitmiştim ya, hani çocuklar için. Tekrar çağırdı, yani ben de kıramadım. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ben yine bugün yalnız kalacağım, desene. Oğlum bir günaydın demek yok mu? Günaydın. Sarp, oğlum hemen çıkıyor musun? Bak kardeşin de aceleyle çıktı, hiçbir şey yemedi. Bari sen bir şeyler ye çocuğum. Vallahi dayıcığım, kusura bakma ya. Çok acil bir işim çıktı da gitmem lazım. Başka zaman artık. Oğlum. Gizem'in ayakkabılarının kaybolmasıyla senin bir ilgin yoktur umarım. Of anneciğim ya. Ne ilgim olabilir ki yani? Zaten Gizem biliyorsun. Ayağı taşa takılsa benden bilecek yani. Bak doğru söyle. Sonra fena bozuşuruz. Vallahi anneciğim doğru söylüyorum. Hadi kaçtım ben. Sarp! Abi ben ne yapacağım bu çocuklarla? Merak etme Handan. Genç bunlar, genç. Bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Üzülme sen, tamam mı? Abi, ya benim de çıkmam gerekiyor. Ya kusura bakma, masayı da böyle bırakıyorum ama. Tamam canım, tamam. Sen çık. Ben hallederim hepsini. Vay vay vay. Bizim hırçın leylek benden özür dilemeye geldi galiba. Aferin. Hadi gel de bütün okuldayızsın. Salak salak konuşma Melih. Hadi ayakkabılarımı ver de kapansın bu konu. Böyle yapacağımı tahmin etmiştim. O zaman B planı giriyor devreye. Neymiş B planı? Şimdi şöyle Safinaz. Senden bazı isteklerim olacak. Eğer yerine getirirsen. Belki ayakkabılarına kavuşabilirsin. Neymiş o istekler? Hadi söyle Allah'ın cezası. Hadi söyle de yapalım. Ama böyle yapacaksan hiç yapma, daha iyi. İnsanın önce yaptığı işi sevmesi gerekir, değil mi? Melih tamam. Melih bekle tamam. Al babacığım da. Kimmiş, tembel söyleyeyim bakalım. Kim demiş ben bilmiyorum. Hakikaten ya. Kim demiş? Yemin ediyorum bacaklarını kırarım onun kim dediyse. Şimdi öyle olduk değil mi? Ne oluyor ya? Uğraşmayın kızımla. Ellerine sağlık Sunam. Afiyet olsun babacığım. Zaten ben sana yaptım, onlara değil. Annem nerede, gelmiyor mu baba? Ne bileyim ben. Durduk yerde küstü bana. Aa, küstü mü? Durup dururken değildir baba herhalde. Dur sen otur, ben bakarım. Anne? Ne oldu sana? Konuşulacak bir şey değil Suna. Sen kahvaltını yedin. Anneciğim, gizlimiz saklımız mı var bizim? Hadi ne oldu anlat. Yok diyorum Suna bir şey ya. Yok diyorum, yok. Uzatma. Peki. Dolu. Ay pardon. Tamam, ne diyorduk? Otobüsle gitme. Gelip alayım seni diyorum. Tamam olur. O zaman aynı köşede buluşuruz. Tabii tabii, hazırım ben. Tamam.
Hadi, kaytarmak yok. Ya Özgür! Pardon, valla isteyerek yapmadım. Öyle mi? Al sana o zaman. Gel buraya. Meveş, hatırlıyor musun? Birlikte tango yarışmasına katılmıştık. Ay. Sen bana dans etmeyi öğretmiştin. Evet ya. Sanki üzerinden yıllar geçmiş gibi. Geçti de. Ne güzel günlerdi değil mi? Ne de mutluyduk aslında. Ögeday! Ya inanmıyorum! Ya kandırdın beni! Hani haftaya gelecektin? Sana sürpriz yapmak istedim ama gördüklerimden sonra bana sürpriz oldu. Nasıl yani? Boş ver. Elbisen de çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Ya hadi gel, dışarıda konuşalım biraz. Ya inanamıyorum ya! Buradasın. Hadi. Saçmalama Özgür. Kendine gel. Hem onun bir sevgilisi var. Ya Melih. Hem sen kadın ayakkabısını ne yapacaksın ki? Onları bana geri ver. Aramızdaki bu konuda kapansın bitsin. Güzelim, hiç o yolu zorlama. Orası çıkmaz sokak. İyi de ben nereden bileceğim ayakkabılarımı çoktan paramparça edip bir kenara atmadığını? Bilemezsin. Ama sana bir ipucu vereyim. Ayakkabıların hala okulda. Biliyordum. Neredeler? Senin asla tahmin edemeyeceğin bir yerde. O yüzden bence arayı benimle iyi tut ve dediklerimi harfiyen yap. İyi tamam, ne istiyorsun? Basit şeylerle başlayalım. Önce kantine gidip bana 5 dakika içinde buz gibi bir ice latte almanı istiyorum. Kafayı mı yedin sen ya? Öğle tatilindeyiz. O kantinden bir bisküvi almak bile yarım saat sürer. Süre başarı güzelmişim, acele etsen iyi olur. Hay ben senin gibi adamı. Alo? Karaoğlan, ne yapıyorsun? Sağ ol. İdicim, senden bir şey rica edeceğim. Şu sana geçen gün verdiğim emanet vardı ya. Onun içinden şöyle en güzel olan ayakkabıyı biriyle bana yollar mısın? Sağ ol kardeşim. Öpüyorum. Bahçedeyim ben, hadi bekliyorum. Sağ ol. Selam. Selam. Aslında sana çok kırgınım. Ama sana gerçeği kanıtlamam lazım. Sarp bana bir şey yapmadı ki. Neyi kanıtlayacaksın Kaan? Lütfen. Şimdi benimle gel. Seni öyle biriyle yüzleştireceğim ki bana inanacaksın. Nereye gideceğiz? Gidince görürsün. Gelmiyor musun? Pelin'cim, nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Ama sen iyi olunca ben daha iyi olacağım. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok, ben öylesini aramıştım zaten. Dışarı çıkmak veya konuşmak istersen... Yok, istemiyorum, teşekkürler. Bak, bana ne zaman ihtiyaç duyarsan her zaman arayabilirsin Pelin, biliyorsun. Biliyorum.
Görüşürüz yine. Tamam, hoşça kal, kendine iyi bak. Merhaba. Merhaba canım. Sen Abdullah amcayı nereden tanıyorsun? Buradan. Yeni tanıştık. Durup dururken mi? Evet, sohbet ettik. Sanki 40 yıllık dost gibi görünüyordunuz uzaktan. Çok hoş sohbet birisi. Sen nasılsın? İyiyim. Dersin kaçta? Bir saat sonra ama tek dersim var bugün. Hadi gel. Neyse kızım, sakin ol. Daha kötülerini de gördüm. Yapabilirsin. Affedersiniz. Pardon. Abi çok acil bir ay saatte alabilir miyim? En sonucu bu arkadaşa verdim. Canım benim. Teşekkür ederim. Bana şey diyorum. Bu da senin olsun. Sağ ol. Ya manyak mısın? Nesin sen ya? Leha abi, ne haber? İyi kardeşim, sen? Sağ ol, ben de iyiyim. İdigan nerede? Eyvallah. Teşekkür ederim, sağ ol. Ayakkabılar da güzelmiş ha. Al bakalım, Ice Latte'den, zıkkımlan. Aferin minik kuş. Zamanlaman harika. Bu ısınmış, ben içmem bunu. İyi hadi, ayakkabılarım var da kapansın bu konu. O kadar kolay değil canım, daha isteyeceklerim bitmedi senden. Yeter ya, oyuncağı mıyım ben senin? Sen bilirsin. Eğer dediklerimi yapmazsan o güzeller güzeli kırmızı ayakkabına bir daha asla kavuşamazsın. Bana bak Melih. Onlar benim en sevdiğim ayakkabılar. Neredeler söyle çabuk. Olmaz. Önce şartımı yerine getireceksin. Sen iyi misin? İyiyim. Hayır, sanki böyle... Kafanı kurcalayan bir şey var. Yok yok. Peki. Evet. Hepsi organik olacak. Birer kilo istiyorum. Ne zaman getirebilirsiniz? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şantiyeden arıyorlar. Hay Allah. Sen tak tak. Kapandı. Sen araba kullanabiliyorsun galiba ha? E işte. Yok canım. Direksiyon hakimiyetin çok iyi. Yani pek pratik yapamıyorum ama. Ehliyetin yanında mı? Evet. Kimlik niyetine kullanıyorum. Geç bakalım. Ne? Nereye? Direksiyona. Gerçekten mi? Evet. (Gülüyor)
Sen annemi farkında olmadan kırmış olabilir misin? Yok kızım. Belim iyi olmadın dedim. Ona mı şey etti acaba? Yok canım, annem öyle şeye kızmaz. Niye kızdı o zaman? Çok üzgün. Sen git de ağzına ara bakalım. Beni tersliyor. Gururuma dokunuyor artık. Vallahi beni de kovmaktan beter etti. Bir şey de yemedi, üzüldüm. Hoş geldin Şükran teyze. Nerede benim dönürüm? Odasında. Canı çok sıkkın, anlatmıyor da. Ben biliyorum onun neden canı çok sıkkın. Ne olmuş? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Neden hala evdesiniz? Kahve içiyoruz Şükran teyze. Gidin de kahvede için bakayım kahvenizi. Suna, sen de pazara git. Ne oluyor Şükran teyze? Niye kovuyorsun bizi evimizden? Ayıp oluyor ama Şükran Hanım. Ayıp varsa o da senin ayıbın Kazım abi. Hadi hadi, oyalanmayın da çıkın bakayım. Beni dönürümle baş başa bırakın. Annem mi çağırdı seni? Evet, annen çağırdı. Neden geldik buraya? Kaan. Kaan, kimi arıyoruz? Bir dakika. Şimdi anlarsın kimi aradığımı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Cenk yok mu? Depoya kadar gitmişti, şimdi gelir. Cenk! Cenk! Hah, geldi. Ama bu... İşte, sana tüm gerçekleri anlatacak kişi. Dün bana söylediğin her şeyi aynısını Elif'e de söyleyeceksin. O gece okuduğun kağıdı sana veren kimdi? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Dün bana demedin mi Sarp verdi diye? Kusura bakmayın, size daha önce de söyledim. Ben Sarp diye birisini tanımıyorum. Yok, ben yapamayacağım bunu. Tamam, sen bilirsin. O çok sevdiğin kırmızı ayakkabılarını elveda demeye hazır ol o zaman. Ya niye yapıyorsun bunu bana? Bak, ikimiz de yetişkin insanlarız. Oturup konuşalım bu meseleyi. Gizemciğim, biz bunları çoktan geçtik. Hadi yormayalım birbirimizi. Tamam, bekle, geleceğim ben. Hop, nereye? Eldiven alacağım. Yok öyle yama tatlım. Araştırmanı çıplak ellerle yapmanı istiyorum. Hadi bakalım. Ya bak. Bana bak. Ne oldu? Niye ağız değiştirdin bilmiyorum. Ama benim sabrımı zorlama. Kaan! Kaan, ne yapıyorsun? Saçmalama. Sarp diye birini tanımadığımı daha önce de söyledim beyefendi. Şimdi niye böyle yapıyor anlamış değilim. Hala inkar ediyor ya. Delireceğim. Bana bak. Kaan, dur, sakin ol. Tamam. Sakinim. Bana bak, son kez soruyorum. Sana kağıdı veren Sarp'tı değil mi? Ben de son kez söylüyorum. Sarp falan yok. Tanımıyorum. Bak. Kaan! Kaan! Tanımıyorum diyor işte. Hadi. Hadi gidelim. Bunun hesabını vereceksin. Hadi. Aferin be. İyi kıvırdın ha. Bak, bir daha bir şey sorarlarsa gene bilmemeye devam ediyorsun. Anlaşıldı mı? Eyvallah. Hiç merak etme.
Vay be. Kim öğretti sana araba kullanmayı? Babam tabii ki. Ha, bu senin pratik yapmamış halin öyle mi? Evet. Ama senin araba da iyi yani. Fena kaçıyor. He. Jargona da hakimiz yani ha? Vallahi Can, benim babam kamyon şoförü, ne bekliyordun ki? Aslında ben vitesi böyle bağırta bağırta geçirmesini de bilirim de. Yani işte ben arabalar hakkında kısacası her şeyi bilirim. Ben de arabanın arkasına hastanızım. Sevda Neyhan'ı dışarı usta yazdıracağım, ne dersin? Banu. Yapma böyle. Tedirgin olma. Sen vites değiştirmek istemediğin sürece gaza basmayacağız. Yüzümü okuyorsun Can. Yüzün ayna gibi. Saf ve dur. Şey, benim derse yetişmem lazım. Görüşürüz. Çıkınca ara beni. Tamam. Efendim? Şahane yemekler hazırladım, seni bekliyorum. Eda, ben daha şantiyeye yeni geldim. Ya ama öğle arası oldu. Hem düzenli beslenmeni istiyorum. Çok güzel yemekler hazırladım. Tamam, işlerimi halledeyim, gelirim ben sonra. Gecikme. Ne oluyor, anlamadım ki. Nasıl olsa anlarız. Çıkalım baba biz. Evet babacığım, hadi sinirlenme. Ayol, siz hala mı evdesiniz? Neden çıkmıyorsunuz, ben anlamadım ki. Hadi bir gidin ya. Kötü bir şey mi var Şükran Hanım? Ne oluyor? Niye konuşmuyor Sabiha benimle? Of, vallahi çatlayacağım ben şimdi ha. Bak çok sıkıldım. Ya bir gidin diyorum size. Beni bir dünürümle baş başa bırakın. Bir bildiğim var herhalde. Hadi gidin. Hadi babacığım. Perişan oldum ben. Aa, niye ölüyormuşsun? Niye perişan oluyormuşsun bakayım? Ne edeyim? Yüzüne mi vurayım? Ben utanıyorum da o... Burada utanacak birisi varsa o da o kokoş karının kendisi. Kalk bakayım, giyin de gidiyoruz. O kokoş karının kapısına dayanacağız. Dünürümün kocasını ayartmak neymiş, gösteririm ben ona. Asıl ben ona göstereceğim. Arsız kadın. Ahlaksız kadın! Başka neler var? Aa, pil mi o? Evet, pil. Görmüyor musun? Hı, bak, pil de çöpe atılmaz. Sen onu koy bir köşeye. Onu geri dönüşüm kutuları var ya, onlara atarız. Ama bak Gizem, böyle surat asacaksan hiç yapma, daha iyi bu iş. Tamam tamam. Pislik herif. Aferin. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Nedir yukarıdaki durumlar? İyi iyi. Yüzü gülüyor. Her geçen gün daha iyiye gidiyor sanki. Evet. Bence de. Daha iyi olacak inşallah. Umarım. Özgür'le de araları iyi, farkında mısın? Geçen gün abi kardeş konuşmuşlar. Özgür keyfi yerindeydi diyor. Ay, dediğim gibi. Gerçekten iyiye gidiyor. Evet. Sen işe gitmeyecek misin? Yok yok, gitmeyeceğim. Birkaç tane rapor yazılacak. Burada yazıyorum. Bahri'cim, dün de gitmedin. Ben evdeyim zaten. İşini ihmal etme. Yok canım, bir şeyi aksatmam. Birkaç tane rapor yazacağım zaten. Buradan hallediyorum. Hem bu zor günlerde seni de yalnız bırakmayayım dedim. Sen bir şey mi söyleyeceksin bana? Hani şu danışmanlık verdiğim eğitim merkezi vardı ya. Hı, ne olmuş? Uzun zamandır birikmiş borçları var ve ödemiyorlar. Neredeyse bir aydır arıyorum ama erteliyorlar sürekli. Allah Allah.
Bir aydır nasıl ödemezler ya? Ben bir ara uğrarım oraya. Bahri'cim ben hallederim, merak etme sen. Canım sen arayınca belli ki işi yokuşa sürecekler. Bana ödemesinler de göreyim. Ben haberin olsun diye söyledim. Merak etme, halledeceğim ben. Tamam, peki öyle diyorsan bir kez daha ara. Ben olumlu bir gelişme olacağını hiç sanmıyorum. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bir şey ben... Kendinizi sekreter sandınız herhalde. Size ben yokken telefonlara bakabilirsiniz dedim mi ben? Hayır. O halde niçin bakıyorsunuz? Ben şey önemlidir diye. Ben anlamam. Ne olursa olsun ben yokken o telefona dokunmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Öf, yine bu kadın. İnsanı bir rahat bırakmazlar ki. Handan Hanım, bana az şekerli bir kahve getirin. Peki. Hemen getiriyorum. Ya aşkım ya, çok tatlısın. Özgür! Özgür! Aa, merhaba. Selam Özgür, ne haber? Ne yapıyorsun? Şey işte not alacaktım. Ya çok güzel bir yer açılmış, oraya gidiyoruz. Sen de gelsene. Başka zaman. Ya ama bir şey ki çok güzelmiş. Mutlaka gelmen lazım. Evet, istersen gelebilirsin. Arkadaşlar çok isterdim ama ders notlarımı almam gerekiyor. Ya notlar kaçıyor mu? Sonra alırsın. Bizimle geliyorsun ve bu zevki hep birlikte yaşıyoruz. Evet, Mehveş bir kere geliyorsun dedi mi? Artık kaçışın yok, geliyoruz. İyi peki. Oley! Aşkım, öve öve bitiremediler değil mi? Evet aşkım, öve 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 bitiremediler. Ya, dalga geçme. Hadi beyler, gidiyoruz. Kesin tehdit etti çocuğu. Seni götürüp yüzleştireceğimi tahmin etti tabii önceden. Gitti sus payı verdi. İnanmıyor musun bana? Kaan lütfen. İsrar etme artık. Sarp yapmamış işte. Ya yalan söyledi diyorum sana. Neden anlamak istemiyorsun? Çünkü... Neyse boşver. Söyle söyle. Kalbimi kırarım diye korkuyorsan merak etme. Çoktan kırdın zaten. Neden? Bilmem. Bir düşün istersen. Neden daha önceden Sarp'la tanıştığınızı bana söylemedin? Ki ben sana bunu önceden sormuştum ve sen hayır demiştin. Ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlamıyorum. Elif'ciğim, nasılsın? Nasıl gidiyor? Ya tamam. Ağlama bu kadar. Burada bakacak bir şey kalmadı. O zaman biraz da şuradaki çöplere bakalım. Bu ne ya? Hah, şimdi ilgimi çekecek bir şeyler buldum işte. Ayakkabılarım. Tatlım, böylelikle Melih Şahin'le ulaşmamayı öğrenmişsindir bence. Hayda. Canım bir şey mi sıkkın senin? Ya da bu arkadaş mı ütülüyor senin kafanı? Kaç para verdin çocuğa? Ha? Yoksa tehdit mi ettin?
Ben senin hayal gücüne hayranım ya valla. Yazar falan olsa mıydın acaba sen? Hollywood'a da yakışırsın ha, böyle o potansiyeli ben sende görüyorum yani. Ben de sende adi bir yalancılık potansiyeli görüyorum. Böyle şeylerle kandırmaya mı çalışıyorum seni yoksa? Ya abicim sen niye aynı şeyleri söyleyip kafa şişiriyorsun ya? He? Ben senin kafanı şişireceğim şimdi. Ya yapmayın lütfen. Kaan hadi. Derse gidelim. Ben gelmiyorum. Kaan. Kaan lütfen. Gelmiyorum dedim. Git sen. Hadi Elifciğim. Zorlama daha fazla. Gel biz gidelim. Aşkım, sağ elim diyorum. Dondu. Sol elimi senden alsam olur mu? Olmaz. Vermiyorum. Ama aşkım birazdan buz adama döneceğim. Ay Öge. Keşke buz adamı olsaydın. Beni de kaydırağında gezdirirdin. Birazdan olacağım zaten aşkım. Soğukluk sırtıma vurmaya başladı. Meveş yazık çocuğa ya. Kolu dondu. O niye? Bırakıyorum. Özgür, sağ ol. Sen olmasan buz adam olacaktım. Özgür, beğendin mi? Harika. Aa! Dondum! Bak aşkım, buz adam oldum işte. Ay inanmıyorum aşkım ya. Gerçekten oldun. Ya çok tatlısın ya. Ay aşkım. Arkadaşlar benim bir işim var. Özgür nereye? Notları almam gerekiyor Meveş. Sonra görüşürüz. Gizem tamam ağlama artık ya. Altı üstü bir ayakkabı işte. Bu ayakkabı benim için ne kadar önemliydi? Senin haberin var mı? Tamam, yenisini alırız. Alamazsın canım. Özel yapımdı bu. Bak. Sonuçta dünya malı. Yani ne olur sıkma canını. Bu yaptığını hiç unutmayacağım Melih. Ya Gizem lütfen. Çekil önümden. Sakın peşimden de gelme. Demek sana saçma sapan şeyler söyleyip kafanı karıştırdı ha. Ben bu çocuğu anlamıyorum ya vallahi, çok tuhaf bir insan yani. Ya Sarp, aslında Kaan çok iyi bir insandır, sen de... İstemem istemem. Zaten bunlar insana zarar verir biliyorsun. Hem bunları biz boş verelim ya. Sen bugün çok güzel giyinmişsin. Çok güzel gözüküyorsun. Selam abi, ne haber? İyilik fena değil, fena değil de suratın beş karış olduğuna göre Elif'le görüşme pek iyi geçmemiş. Elif'i kafedeki elemanla yüzleştirmeye götürdüm. Dedim madem ben inandıramıyorum, çocuktan duysun. Dün bana Sarp yaptı diye itiraf eden adam Elif'in yanında her şeyi inkar etti, inanabiliyor musun? Sence neden peki? Ya neden olacak? Sarp'ya tehdit etti ya da para verdi çocuğa. Çocuk da Elif'in yanında konuşmayınca inandıramadım tabii. Kızın karşısında resmen yalancı durumuna düştüm. Bu herif hakikaten sinir bozucu olmaya başladı. Bir şeyler yapmak lazım. Ya lazım da ne yapabiliriz ki? Kız Sarp ne derse inanıyor. O kadar saf ki. Bildiğimiz zayıf noktası var mı? Hı? Yani uğruna bir şeylerden vazgeçebileceği, hassas olduğu bir konu. Tabii ya.
Olmaz mı? 10 numarasını abi. Oğlum dur, nereye gidiyorsun? Bana da anlat. Anlatırım. Burası mı? He, aha da şu ev işte. Eminsin değil mi? Tabii canım, adım kadar eminim. Kız bir de burnumun dibine kadar girmiş. Ben sordum, soruşturdum. Zaten yeni taşınmış bunlar buraya. Taşınmaz olaydı. Dur sen, ben şimdi bunun evi damı başına yıkmaz mıyım? He, hadi yürü. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Gerçekten beğendin mi? Tabii ki beğendim. Hepsi organik. Ta nerelerden getirttim bir bilsen. Ya ne gerek vardı, uğraşmışsın, yorulmuşsun. Gerek vardı. Aramız düzelsin diye işte. Barış yemeği yaptım sana. Affettin mi beni, onu söyle. Ben sana kızamıyorum ki. Sen benim başımın tatlı belasısın. Kuzen dur. Yine ne oldu? Sarılacağım. Seni çok seviyorum. Benim için çok değerlisin. Seni kaybetmek. Tamam tamam. Ama duygusallaştın ha. Biliyorum, kızıyorsun falan ama sen de beni seviyorsun. Ya Eda, ben seni neyini seveceğim? İşte kuzenimsin diye katlanıyoruz. Öyle. Ya aşk olsun. Sen bir dakika gelsene benim. Şşş. Ne söyleyeceksen burada söyleyeceksin. Kaan lütfen. Elif. Ya yine aynı mesele mi ya? Sen neyi kurcalıyorsun birader, ben anlamıyorum ki seni. Ya Sarp'ın bir suçu yok işte, sen de unut bu meseleyi. Elif, biraz müsaade eder misin? Sarp'la özel bir şey konuşacağım. İyi peki, bahçedeyim ben. Evet. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Sana bir teklifim var. Takıma girmeyi hala istiyorsun değil mi? Takımdan ayrılırsam koçun benim yerime seni alacağını da biliyorsun. Ben takımdan çıkayım. Sen gir benim yerime. Bunu neden yapasın ki sen? Karşılıksız değil tabii ki. Ben takımdan çıkacağım. Sen de Elif'e bütün gerçeği anlatacaksın. Kabul mü?